Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda sanırım en duygu karmaşası içerisinde olduğum videoyla karşınızdayım. Çünkü ilk kez size kendi evimden sesleniyorum. Ve bunu böyle söylemek bile o kadar garip ve o kadar heyecan verici geliyor ki. Bunu söylemeye çok uzun zaman hayal etmiştim. Ve umarım makyajım akmamıştır. Çünkü biraz önce annem çıktı evden ve evde ilk defa tek başıma kalıyorum şu an. Yaklaşık 2 dakikadır. Çok garip hissediyorum. Ya belki çoğu insan için çok büyük bir şey değildir ama ben cidden bu anı yaşamayı çok istemiştim. Ve dediğim gibi ilk defa evde tek başımayım. Kendimi... Ya garip doğru kelime mi bilmiyorum ama garip hissediyorum. Ve bu anı size paylaşmak istedim. Çünkü hem dünya genelindeki virüs olaylarından dolayı çoğumuz evde oturuyoruz. Ve aslında yapmamız gereken de bu. Bence şu an en mantıklı görünen bu. Bir yandan kafamızı dağıtıp size sohbet etmek istiyorum. Bir yandan da hayatım hakkında güncellemek istiyorum. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. O yüzden istiyorsanız ben size böyle yavaştan anlatmaya başlayayım bu süreci. Şimdi şöyle. Benim zaten çoğu izleyicim bilir ki benim evimle okulum arası çok uzak. Yani... Ümraniye'de oturuyordum ve okulum Cibali'deydi. Her gün 1,5 saat gidiş, 1,5 saat dönüş yolu yapıyordum ve annem beni arabayla metroya bıraktığı halde, yani metroya bir de minibüsle ya da otobüsle gitmeye çalışsam minimum 2 saat. O da yani gerçekten minimum 2 saat. Toplam 4 saat oluyordu. Ve hani 24 saat zaten gün. Bir yere gidiş ve dönüş yolunu 4 saat ayırmak ne demek? Hani şehirler arası mı gidiyorum, ne yapıyorum? Çok yoruyordu beni bu yol durumu. Hani İstanbul'dayız, tabii ki yol çekeceğiz, tabii ki trafik çekeceğiz ama 4 saat de bana açıkçası çok fazla geliyordu ve hazırlık öğrencisi olduğum için okulum her gün var. Bu yüzden her gün 4 saat gitmek insanı cidden yıpratıyor. Yani başlarda diyorsun, "Aa tamam, vapura biniyorum, güzel." ya da işte metroda müzik dinleyeyim falan ama hani mesela bir kere kulaklığım kaybolmuştu. Hani bir hafta falan kulaklıksız şekilde toplam 3 saat yol çekiyordum ve abartmak istemiyorum ama gerçekten zordu. Bir de benim yola karşı özel bir nefretim var. Küçükken de çünkü çok midemi bulandırıyordu ve hani çok basit bir yere gitsek de her araba yolculuğunda kesin kusuyordum. O yüzden araba yolculuğu genel olarak sevmiyordum ama işte bir şekilde alışmaya çalıştım. Olmadı. Sonrasında şöyle bir dönem oldu. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz çünkü paylaşmadım. Ama benim yine Ümraniye'de oturduğum dönemde biz en yakın arkadaşımla birlikte ayrı eve çıkmayı planladık. Ve Kadıköy'de bayağı bir ev baktık aslında. Işık biraz fazla kötü bu arada. Arkadaki ışığı yakayım hemen. Işığım bile var. Daha kötü oldu şu an. Dediğim gibi en yakın arkadaşımla Kadıköy'de eve çıkacaktık ama iki kişi eve çıkmak biraz daha zor. Normalde çok iyi anlaşmamıza rağmen evden herkesin beklentisi farklı olduğu için o konuda çok hani isteklerimiz uymadı. O yüzden vazgeçtik. Buradan ışık daha iyi sanki ya. Şöyle biraz daha vlog gibi tutayım isterseniz. Çünkü çok karanlıkta durmak istemedim. Neyse, sonra biz arkadaşımla Kadıköy'e taşınmaktan vazgeçtik. Ailecek daha merkezi bir yere taşınalım dedik. Ve ailecek daha merkezi bir yere taşındık. Hala bu arada ailem orada oturuyor ve hani aslında şöyle işim kolaylaştı. Normalde annemin beni arabayla metroya bırakması gerekiyordu. Çünkü yoksa minibüsle gidiyordum ve 40 dakika minibüs yani bayağı uzun sürüyordu ve çok tıklım tıklım oluyordu. Şimdi artık yeni evde metroya yürüyebiliyorum 7 dakika 10 dakika arasında. Ama onda da yürüdüğünüzde hava şartları zor. Üf, böyle de çok şımarık oldum ya. Yani çok böyle şikayet edip anlatmak istemiyorum ama yine zordu. Sonuç olarak yine yolum 3 saat net sürüyordu. O da hani trafiğe kalmazsam ama genelde kalıyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Metroya yürüyorum, metroya biniyorum, Kadıköy'de iniyorum, Kadıköy'den vapura biniyorum, vapurda Eminönü'nde iniyorum, Eminönü'nden otobüse biniyorum, okuluma gidiyorum. Hani böyle bir süreç oluyordu ve her gün benim minimum 3 saatim gidiyordu. Bunu niye anlattım diyecek olursanız, ayrı eve çıkmak sebebimin en büyük sebeplerinden biri buydu. Yolum çok uzundu ve zorlanıyordum. Diğer sebeplerine gelelim. Diğer sebebi de şu, hani artık 18 yaşındayım. Tamam, çok fazla büyük değilim ama artık kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum. Ve hani hayatın zorluğunu kendim de görmek istiyorum. Bunu sadece maddi açıdan değil. Gerçi maddi açıdan fazlasıyla gördüm o kiralar. Yani mesela elektriği üzerine devralmak diye bir şey varmış. Ben bunu yeni öğrendim ve o da ayrı bir para. İşte aidat için bir şey. İnterneti bağlatıyorsunuz. Temizlik ayrı para. Yani cidden çok fazla zorlandığım bir dönem oldu ama bir yandan da sevindim. Çünkü hani bunları görmem lazım ki. Öbür türlü şey gibi geliyor. Hani ailemiz... Ücretsiz bir otel gibi geliyor. Evde kalıyorsun, istediğini yiyorsun, yapıyorsun. Ama aslında hani bunların bir bedeli var ve arkada cidden büyük bir emek ve büyük hani paralar dönüyor. Ailemiz uğraşıyor. Ama bunu tecrübe etmeden bilemiyoruz ve hani ben de biraz hani bunun minnetini hissetmek için bile biraz tecrübe etmek istedim. Ve cidden teşekkür ederim anneciğim, teşekkür ederim babacığım. 18 yıl boyunca neler çektiğinizi şu an çok daha iyi anlıyorum. Kendim 1+1 küçücük evde oturmama rağmen çıkan masrafın haddi hesabı yok. Onun dışında çamaşırımı kendim yıkamak, bulaşığımı kendim yıkamak, bir evi idare etmek, temizliğini kendim yapmak, bunları görmek istedim ve
Bunların bilmiyorum beni çok büyüteceğine inandım. Hala da inanıyorum ve büyütüyor da gördüğüm şimdiye kadarki tecrübe ettiğim kısmı bile bana çok şey kattı dediğim gibi. Diğer ve benim için çok önemli olan sebeplerinden biri de YouTube'du. Çünkü ya YouTube'u şu ana kadar hep ailemin evinde yaptım ve bu herhangi bir sorun doğurmadı. Çünkü ben şey istemiyorum hani böyle stüdyom olsun, stüdyo ortamında çekeyim. Bunları şu an istemiyorum. O yüzden evde çekmenin herhangi bir sakıncası olmuyordu. Ama şöyle bir durum oldu. Benim kapım kırıldı ve hani şu an yapılmıyor. Çünkü ortası cam ve hani garip bir şey. Ve odada video çekmeyi bırakın story bile rahat atamıyorum. Çünkü her şeyin, tüm salonda olan şeylerin sesi benim odama geliyor. Ve ailenizle yaşıyorken o ev herkesin olduğu için mesela mutfak gibi alanlarda ya da mesela sabah rutinimi çekeceğim. Banyoda rahat şekilde video çekemiyordum. Çünkü hani herkes istediği gibi oraya yayılıyor ama ben hani onların bir yandan özel şeylerini de çekmemem lazım. İşte ne bileyim orada çamaşır asılı oluyor, bir şey oluyor falan. Yani baş edilemeyecek şeyler değil ama ayrı eve çıkmak kafanızda olunca bunlar da sizin için mantıklı bir sebep oluyor çıkmak için aslında. Yoksa tabii ki hani her YouTuber ayrı yaşamak ya da işte ailenizi çekmemek zorunda değilsiniz ama çıkmak kafamda olunca bana bunlar da bir sebep gibi mantıklı şeyler olarak gelmeye başladılar. Bir de biraz duygusal gelecek belki çoğunuza ama şöyle bir sebebim daha var. Benim ablam şehir dışında okuyor ve şehir dışında okuduğu için o her geldiğinde hepimiz aşırı mutlu oluyoruz. İşte aşırı vakit geçiriyoruz onunla. Hadi işte dışarı çıkalım, şöyle yapalım. İşte Ali Eren diyor ben Noy'u. Ben diyorum hayır işte bu gece ben Noy'u falan. Hani güzel bir sevgi oluyor çünkü onu özlüyorsunuz. Ama biz mesela aynı evde yaşadığımız insanlarla yani annemle babamla tabii ki çok seviyorum. Onları da beni çok sevdiğini biliyorum. Ama her gün görünce cidden insan biraz nankörleşiyor ve birbirinin değerini bilmiyor. Ben biraz beni de özlesinler istiyorum ve ben de onların değerini bilmek için çünkü ben de her zaman bilemiyorum. Biraz onları özlemek istiyorum. Bu açıdan da bence iyi olacak çünkü ya bununla ilgili çok fazla örnek verebilirim ama biraz daha duygusal özel bir sebep olduğu için çok böyle size sıkmak istemiyorum. Aşağı yukarı benim sebeplerim bunlardı. Ve sonuç olarak evimdeyiz ve bu arada bu tecrübeyi ailem hani ailemin yanına geri dönebilecekken denemeyi de çok istemiştim. Çünkü şöyle ben bu evin 3 aylık... Ay sesim gitti. Ağlayacak mısın bu Buket Sena? Ben bu evin 3 aylık kirasını verdim ve sözleşmeyi de 3 aylık yaptım. Eğer 3 ayın sonunda yapamazsam, bu şekilde mutlu olmazsam direkt annemlerin yanına dönmeyi düşünüyorum. Yapabilirsem de yazın yine annemlerin yanına dönüp okul başladığında tekrardan Eylül'de bu sefer eşyasız olan bir eve çıkmak istiyorum. Ay bu arada en önemli detayı söylemeyi unuttum. Eşyalı bir eve çıktım arkadaşlar. Çünkü yani bu benim için kesin bir evden kopuş değil. Bu benim için aslında bir deneme süreci gibi bir şey. Bu yüzden sıfırdan bir eve çıkıp işte beyaz eşyaydı, mobilyaydı, bir sürü masraf yapıp ondan sonra tekrar eve dönme şansım zor olacaktı ve hani mantıksız olacaktı. Bu yüzden eşyalı bir eve çıktım. Kendimi deniyorum şu an. Yapabilirsem ileride eşyasız sıfır bir evden kendim dize dize orada oturmak istiyorum. Yapamazsam da zaten hani çok şükür aylar onların yanına gideceğim. Kafamdaki de bu aslında. Yani muhtemelen bir aksilik olmazsa, bir farklılık olmazsa muhtemelen burada 3 ay boyunca kalacağım. Ay, umarım sıkmamışımdır sizi bu arada. Kısa kısa vlog parçaları da çektim. Onları da size göstermek istiyorum. Mesela ilk kendim böyle bir şey başarmış hissettiğim an var. Elektriği üzerime almaya geldim şimdi. Bilmediğim bir sürü teknik işlem var. Umarım işin içinden çıkabilirim. Güzel şekilde hallettim. Şimdi hatta internet işi için şurada bir yerde. Nerede? Ben de soruyorum. Adres neresi? Tam adresi ben de bilmiyorum yani. Bir sürü imza atmanız gerekiyor. Bir sürü kağıtlı kalemli işlem oluyor ve hani böyle tam da hani ne yaptığımdan emin olamıyorum. Yanlış bir şey yapmaktan çok korkuyordum ama her böyle bir yere tek başıma girip sonra elimde kağıtlarla çıktığımda cidden kendimi çok büyük bir şey yapmış gibi hissettim. Sonra eski evi boşaltıp buraya yerleşirkenki zamanlar hani ben nedense hep böyle yeni bir şeye başlayacağımda bu yeni bir sene olabilir, yeni bir okul dönemi olabilir ya da yeni bir ev olabilir. Hep böyle yepyeni bir sayfa açıyormuş gibi hissediyorum. Sanki hani o günden itibaren yeniden doğmuşum da her şey o günden itibaren sayılıyormuş gibi, o günden itibaren yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ve şu anda yani hadi o klasikleşmiş lafı kullanayım. Yeni hayatımın ilk günü. Düştü. Ay anne bir şey oldu. Şampuan koyuyordun. Gitti bir şey kırıldı mı galiba? Çok mutluyum ya. Gerçekten şu an hani mutluluk, ya mutluluk çok anlık bir şey de genel olarak kendimi huzurlu hissediyorum. Çünkü hani istediğim şeylere yapma fırsatı daha güzel elimde ve gerçekten hani bunun ailesel bağlarımı kuvvetlendireceğini düşünüyorum çoğu kişinin aksine. Çünkü ailemle birbirimizi özleyeceğiz ve artık hani eve gittiğimde her gün okuldan dönmüşüm gibi rutin şekilde odama gidip yaşamayacağım da hani işte Buket geldi olacak ya da ben işte annemler geldi olacak. Daha özel bir hazırlanma, özel bir heyecan olacak. Hem YouTube'a daha rahat odaklanacağımı düşünüyorum ki en sevdiğim şeylerden biri bu hayatta yapmayı. Çünkü ben evde de mesela çok sıkılıyorum. Gidiyorum annemin başına konuşuyorum. Dırdır kafasının etini yiyorum. Evde de konuşacak kimsem yok ama siz varsınız. Siz de bol bol konuşuruz diye düşünüyorum ve
bu da güzel hani içerik olarak yansıyacak bence. Ve büyüyeceğim bence ya. Hani 3 ay sonra bu evden çıktığımda girdiğimdeki insan olmayacağım bence. Daha sorumluluklarının bilincinde, daha kendi kendine yetebilen, kendi işini görebilen bir insan olarak çıkacağım. Heyecanlıyım bu yüzden. Mutluyum. Size böyle paylaşmak istedim. Ev turu falan ya, evi az çok gördünüz aslında ama direkt göstermek de istemedim. Çünkü hem bir şeyler değişecek hem de böyle direkt ev turu çekmek istiyorum ama düzenledikten sonra bu haliyle değil. Bu sadece böyle bir sohbet ettiğimiz, size bazı şeyleri söylediğim bir video olsun istedim. Biraz da böyle story'de sohbet ediyormuşuz gibi oldu aslında. Normalde bu arada böyle sadece oturup konuştuğum videoları sıkıcı buluyorum, yaratıcı bulmuyorum ve yüklememeye çalışıyorum. Çünkü kanaldaki her videonun cidden vakit verdiğinize değmesini ve hani uğraşılmış videolar olmasını istiyorum ama ya gerçekten bu süreçte bence böyle oturup sadece konuşmaya da hepimiz çok muhtacız. Çünkü ya evden çıkamıyoruz, yani çok da karamsar konuşmak istemiyorum ama hani her ne kadar pozitif bakmaya çalışsam da, hani krizi fırsata çevirip evde dinleniyoruz falan gibi baksam da, bir yandan da insan hani sosyalleşmek, birileriyle konuşmak, dışarı çıkmak istiyor. O yüzden hani bu sohbet videosu bence hepimize iyi gelecek. Bana bile şimdi hani bu kadar konuşmak çok iyi geldi. Umarım siz de dinlerken sıkılmamışsınızdır. O zaman şimdilik bu kadardı. Daha sık sık görüşeceğiz zaten. Bir sürü vaktim var ve yani size çoğunu vermek istiyorum o vaktin. Ev turunu da isterseniz ayrıyetten çekerim yakın zamanda. Çünkü yavaş yavaş düzenlemeye başladım. Bakın böyle karşıya tablo falan da aslında bir sürü, onları izliyorum. Bu şekildeydi o zaman. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda yine evimizde, güzel arka planımızda ama bu sefer güneş batmadan, çünkü güneş battı ve şu an çok karanlık. Biraz önce zorlandım bayağı güzel ışık bulurken. Neyse, hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.